Süleyman abi bir gün beni çağırdı. Dedi ki, niye rahat durmuyorsun? Dedim ki, bir şey yapmadım ben dedim. Dedi, bir kavga etmiştik bir yerde birileriyle. Dedi, sen dedi Beşiktaş'ta oynuyorsun. Adam bana böyle kızarken ben de, abi dur anlatayım dedim konuyu falan. Anlatırsın, anlatmazsın. Dedi ki, önünde de fikstür var. Beşiktaş lider, lig oynanıyor. En alt takım Eskişehirspor, tamam mı? Sen dedi, buraya gönderirim dedi. Ben de oynuyorum o takımda. Dedim ya, gönder, sen gönder. Biz de o zaman asilik istediğin kadar. Tamam, çık dışarı dedi, kovdu beni. Sabah saat 9'da hep telefonu çalıyor, o zaman cep telefonu yok. Annem dedi ki, biri arıyor dedi. Kaldırdım, ben dedi Eskişehirspor Kulübü Başkanı Aydın Bey Gitar. Buyurun dedim. Süleyman abi seni bana verdi, nereden alayım seni dedi. Ben sabah kendimi Eskişehir'de buldum. Burada bizi yalnız bırakmayan Süleyman abiye de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol Süleyman abi, iyi ki varsın. Ellerinden öpüyoruz Süleyman Seba. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger, fool. Death ain't. Sayın Seba, nasıl bir 45 dakika seyrettiniz? Heyecanlandınız mı? Çok tabii, heyecanlandınız tabii mı? Tabii heyecanlanmamak mümkün değil. Ama Beşiktaş'ın oynadığını takdirle karşılamak lazım. Tabii maçın sonunu beklemek daha yararlı olacak kanısındayım. İnşallah o zaman bir şeyler söylemek imkanını daha iyi bulabiliriz. Son düdüğünü çalarak Beşiktaş'ın 1989-1990 sezonundaki şampiyonluğunu ilan ediyor değerli seyirciler. Tabii bundan büyük mutluluk olmaz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş her zaman büyüklüğünü ispat etmişti. Çok üzüntülerimiz oldu ama onları da hepsini yuttuk oturduk. Her geçen sene ne veya her geçen gün bambaşka şeyler getiriyorlar. Hiç ümit etmediğiniz şeyler geliyor karşınıza. Allah kolaylık versin diyorum. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler. If they can't understand it, how can they reach me? I guess rahmetli Süleyman Seba'yı çok severdim çünkü bana göre gönül adamıydı. Beşiktaş'ın başına gelmiş en onurlu insanlardan birisi. Takım olgusunun olmadığı bir yerdeyiz şu anda. Süleyman Başkan büyük bir başkanımızdı. Şu anda burada olduğum için de çok mutluyum. 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişse bugün de huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla başım değil, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere beyan ediyorum.